Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek destek vermeyi unutmayın. Günümüzden neredeyse 300 sene öncesindeyiz. Yer Kuzey Almanya. O tarihlerde Hanover'deki bir kasabada yaşayan insanlar ormandan gelen garip seslerden şikayetçilerdi. O güne kadar halk böyle bir ses hiç duymamıştı. Ses hiçbir canlının sesine benzemiyordu. Ve neredeyse günün 10 saati duyulabiliyordu. Avcılar birkaç kez sesin kaynağını bulmak için ormanda arama çalışması yaptı. Ama korkunun getirdiği tedirginlik yüzünden ormanın iç kısımlarına ilerleyemediler. Halk bu sesleri her gün duyuyordu. Belirli bir zaman sonra sesin doğaüstü bir varlık tarafından geldiğine inanmaya başladılar. Bazıları da bu sesin dünya dışı varlıklar tarafından çıkarıldığını düşünüyordu. Hersfeld ismindeki bu orman artık insanların gitmeye çekindiği, annelerin evlatlarına oraya asla gitme dediği bir yer haline geldi. Sesin nereden geldiği hakkında ortaya atılan efsaneler her geçen gün daha da çoğaldı. Her şeyin ortaya çıktığı tarih ise 1725 senesiydi. O tarihte halk artık ormandan gelen seslere alışmıştı. Daha çok ormana gidiyor, eskiye nazaran ormandaki canlıdan daha az korkuyorlardı. Bir avcı grubu da düzenli olarak ormanda ava çıkıyordu. Mart ayında yeni bir av için hazırlık yaptılar ve ormana gidiş tarihini planladılar. 2 gün sonra da ava çıktılar. Avcı grubu ormana gittiğinde pek derinlere gitmez, sesin kaynağından oldukça uzakta avlanırdı. Fakat o gün sesten çok uzakta olduklarını düşünseler de aslında tam da sesin içindeydiler. Avın neredeyse bir saati geçmiş ama avcılar henüz bir şey bulamamışlardı. İşte o anda bir avcı bitki örtüsünde bir hareketlilik olduğunu fark etti. Önce bunun bir av hayvanı olduğunu düşündüler. Ama bitki örtüsüne yaklaştıklarında durumun hiç de sandıkları gibi olmadığını anladılar. Avcılardan birisi yaprakları kaldırır kaldırmaz bir şey süratle yanlarından uzaklaştı. Bu tahminen 12 yaşlarında bir çocuktu. Köpek gibi 4 ayak üzerinde koşuyordu. Yüzü gözü pislik içindeydi. Yapraklarla donatarak yaptığı yerleşim alanında tahta ve su dolu yaprak kaselerinden başka hiçbir şey yoktu. Avcılar yanlarından süratle geçen bu şeyin bir insan olduğunu çok zor idrak ettiler. Ardından korkulacak bir şey olmadığını anlayıp anında çocuğun peşinden gittiler. Neredeyse 2 saatlik bir kovalamacanın ardından 4 avcı çocuğu bir ağacın önünde sıkıştırdı ve onu yakaladı. Avcılar onu bağladılar ve yanlarına aldılar. Avcılar çocuğu yakaladıktan sonra hemen kasabaya getirdiler. O vahşi bir kedi gibiydi. Sadece hırlıyor ve saldırıyordu. Kasabaya geldikten sonra herkesin ilgi odağı artık oydu. İlk gün verilen hiçbir yemeği yemedi. Su dahi içmedi. Kasabadakilere göre verilen şeyin yemek olduğunu bile anlayamıyordu. Ertesi gün bitkin düştü ve biraz yemek yedi. Olaydan 3 gün sonra kasaba halkı durumu yetkili ekiplere bildirdi. Fakat ekipler onunla ilgilenmeyi reddettiler. Ve çocuğun akıbetini kasaba halkının iradesine bıraktılar. Kasabadakiler ona sırtını çevirmedi ve sahip çıktı. Kimilerinin insan hayvanı, kimilerinin de vahşi insan dediği bu çocuğa ilgi gösterdiler. Bir seneye yakın ona baktılar ama onda hiçbir ilerleme olmadı. Medeniyete alışması için daha önünde uzun bir yol vardı. Halk ona bir insan gibi yürümeyi, konuşmayı ve davranış sergilemeyi öğretmeye çalıştı. Ama anlamsız bakışlar dışında ondan hiçbir tepki gelmedi. O çevredeki insanların ilgisini çekmeyi başardı. Sadece onu görmek için birçok insan kasabaya geliyordu. 1726 senesinde İngiliz bir avcı grubu Hersfeld Ormanı'nı ziyaret etmek için Hanover'deki bu kasabaya geldi. Ekip kasabaya geldikten sonra vahşi insan adı verilen bu çocuktan haberdar oldu. Bu olay ekibin lideri George'un bir hayli ilgisini çekti. Hatta o kadar ilgisini çekti ki kasabaya gelme nedenleri olan avlanma sebeplerini bile unutup vahşi çocukla ilgilenmeye başladılar. George kasabaya gelişlerinin 3. gününde olayı Büyük Britanya'ya bildirdi. Onu alıp Britanya'ya götürmek istiyordu. Beraberinde getirdiği ekipten bazı isimler bu konuda çekimserdi. Ama krallık bu isteği olumlu karşıladı ve bizzat krallığın emriyle vahşi insan Britanya'ya götürüldü.
Vahşi insan Britanya'ya geldikten sonra bizzat kral tarafından kendisine Peter ismi verildi. O dönem Daniel Defoe'da dahil olmak üzere birçok yazar Peter hakkında yazılar yazdı. Doktorlar onun otizmli olduğunu düşünüyorlardı. Peter Britanya'ya geldikten sonra ilk iş olarak ona kıyafetler dikildi. Ama Peter dikilen hiçbir kıyafeti giymek istemedi. Yine kıyafetleri eliyle ittiği günlerden birisinde ona yeşil bir elbise getirdiler. Hiçbir kıyafeti giymeyen Peter, yeşil kıyafeti görünce gözleri parladı ve sevinçle giydi. Kim bilir belki de bu kıyafetler yeşillikler içinden gelen Peter'a yaşadığı ormanını hatırlatmıştı. Peter zamanla insanlara alıştı. İnsanlar gibi yürümeye başladı. Ama konuşma becerisi gelişmedi. Neredeyse yakalandığı günküyle aynı seviyedeydi. Londra'daki Kensington Sarayı'nda herkesin gözü onun üzerindeydi. O ise kadınları öper, insanların ceplerinden bir şeyler aşırır ve insanları güldürürdü. Her akşam insanlar onu yatırmak için uğraşıyordu. Peter saatler süren uğraştan sonra anca uyuyabiliyordu. Yatağa alışması çok zor oldu. Doktor Arbatnia, Peter'la uzun bir süre bizzat ilgilendi. Ona dil yeteneği kazandırmak için uzun bir mesai harcadı. Medeni kuralları öğrenebilmesi, bir insan gibi yaşayabilmesi için ona dersler verdi. Ama o da bir ilerleme kaydedemedi. Kral onu bir kez yemeğe davet etti. Ama yemekteki davranışları, onun bir daha asla böyle bir yemeğe davet edilmeyeceğini gösteriyordu. Bu resim iç mimar ve ressam olan William Kent tarafından çizildi. Kensington Sarayı'nın doğu duvarında asılı olan bu resimde Peter'ı görüyorsunuz. Üzerinde yeşil bir elbise var. Ve sağ elinde meşe palamutları ve meşe yaprağı mevcut. O dönemler aydınlanma çağına denk geliyordu. Peter'ın yarattığı etki birçok felsefik soruyu da beraberinde getirdi. İnsanlar ortaya birçok soru attılar. Peter'ın konuşamaması onun bir ruhu olmadığını gösterir mi? İnsanlarla hayvanları birbirinden ayıran temel özellikler nedir gibi sorular uzun bir süre gündemi meşgul etti. Doktor Arbatnia, Peter'ın hiçbir ilerleme kaydedemediğini ve yakın zamanda da böyle bir şeyin mümkün olamayacağını belirten bir rapor hazırladı ve krallığa sundu. Zaten artık Peter'ın şöhreti sona ermiş, insanların ilgisi başka yöne kaymıştı. Krallık bu gelişmeden sonra Peter'ı kraliçenin hizmetkarlarından Bayan Tichburn'e emanet etti. Peter'ın bakımı için belirli bir ücret ödenecekti. Bu rakam bir hafta sonra yıllık 35 sterlin olarak belirlendi. Zaten emekli olan Tichburn, eşi James ile birlikte yanlarına Peter'ı da alarak bir çiftliğe yerleşti. Peter'a kaçmasını engellemek ve onu kontrol altına almak için deriden yapılmış bir tasma takıldı. Bu tasmada Peter'ın ismi ve bilgileri de vardı. Böylelikle bir kaybolma durumunda onu bulanlar kolaylıkla geri getirebilirlerdi. Peter, aileyi ve çevrede yaşayan insanları zamanla sevdi. O evde keyfi yerindeydi. Komşuları onu seviyor ve ilgi gösteriyordu. Bu birliktelik uzun bir süre devam etti. Ta ki Tichburn'un eşi James vefat edene kadar. James vefat ettikten sonra Peter, James'in kardeşi Thomas'a emanet edildi. Thomas da aynı abisi gibi bir çiftlik evinde kalıyordu. Broadway ismindeki bu çiftliğe Peter'ı kabul etti ve onu kendi himayesi altına aldı. Abisi gibi Thomas'a da devlet senelik 35 sterlin ödemeyi kabul etti. 1751 senesinde Peter ortadan kayboldu. Thomas hemen Peter'ın kaybolduğunu ve görenlerin kendisine bildirmesini rica ettiği bir ilan verdi. Aynı senenin sonlarında o bölgede büyük bir yangın çıktı. Ölüm tehlikesi yüzünden hapishanedeki azılı mahkumlar bile serbest bırakıldı. Bu olaydan sonra vahşi bir orangutan sesi diye tasvir edilen sesler duyulmaya başlandı. Yangın sonrası bölgeyi arayan ekipler birkaç gün sonra Peter'ı buldular. Peter'ın yeniden Thomas'ın çiftliğine döndüğünü haber veren bir yazı Londra Akşam Postası'nda yayımlandı. Peter aylarca ormanda kaldıktan sonra yeniden evine dönmüştü. Peter kendi ismini söylüyor ve Kral George diyebiliyordu. Peter tahminen 70 sene kadar yaşadı. 22 Şubat 1785'te hayatını kaybetti. Ona bir cenaze töreni yapıldı. Ardından halk kendi arasında para topladı ve Peter'a bir mezar yaptırdı. Kimilerine göre hastalığı yüzünden istenmiyordu. O yüzden annesi tarafından ormana bırakılmıştı. Kimilerine göre yasak bir aşkın meyvesiydi. Ya da bir gezinti için yakınlarda bir yere gelmiş ve de kaybolmuştu.
Peter'ın mezarı günümüzde dahi birçok ziyaretçi ağırlıyor. Onun sıra dışı hayatı hala konuşuluyor. Peki sizce Peter o ormana nasıl gelmişti?